uyandırsan beni sevgili kardeşim. Ne? Beni uyandıran sensin akıllım. Seni firfir seni. Günaydın benim miniklerim. Günaydın anne. Hadi bakalım kahvaltıya. Senin hıçkırığın hala geçmedi mi? Ha? Geçmedi mi? Banyoya önce ben gireceğim. Hayır, önce ben gireceğim. Kilo mu aldın kardeşim? Dedemin horlamasıdır kesin, merak etme. Dedeniz dolaşmaya çıktı. Yukarıda bir hareketlilik var. Birazdan öğreniriz. Kalkın bakayım yerden. Bakalım bu sesler neymiş? Oh. Oh. İşte yeni evimiz. Yeni evine hoş geldin kızım. Ya çok güzel burası, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çocuklar hemen masanın altına girin. Korkmayın çocuklar. Bence Caner yine yaramazlık yapıyor. Caner bu bahçeye gelmez ki. Pelin'cim hadi gel evimizi gezelim. Tamam, gezelim anneciğim. Ev neredeyse başımıza yıkılacaktı babacığım. Arazimize yeni taşınan insanlar yüzünden kızım. Dolaşmaya çıktığımda topraktaki hareketlenmeyi merak edip yeryüzüne çıktım. Bir de ne göreyim? Yeni bir aile taşınıyor. Bir de küçük kız çocukları var. Kız çocuğu mu? Freko! Caner'den sonra şimdi de yaramaz bir kız çocuğu ha? Az kalsın evimizi yıkıyorlardı. Boyocuğum biz köstebeyiz. Yer altında yaşadığımız için yeryüzündeki hareketlilik bizi etkiler. Siz bunları düşünmeyin çocuklar. Hadi gelin size masal anlatayım. Caner'cim, annen telefonda. Yaşasın. Alo, anne. Ne zaman geliyorsunuz? Çok özledim sizi. Bir ay daha mı kalacaksınız? Biliyorum, işiniz yüzünden. Tamam, görüşürüz. Caner, ne oldu yavrum? Annemler bir ay daha gelemiyorlarmış. Neyse, hadi yemeğini ye evladım. Yemeyeceğim. O zaman şu domatesi ye en azından. Bak, bahçeden yeni topladım. Yemeyeceğim dedi. Yan tarafa yeni komşular taşındı. Git bir merhaba da istersen. Al yavrum. Köstebek prens, prensesi tam kurtaracakken... Yine tam heyecanlı yerinde uyudu. Bu insanlar yine aynı şeyi yaptılar. Herkes iyi mi? Hı. Çıkabilirsiniz, geçti. Of, hiç değişmeyecekler. Biricik kardeşim, baş başa kalmışken ben sana yemeklemeyi öğreteyim. Böylece sen de bizim gibi saklanabilirsin. Bak şimdi firfirim, bizler köstebeyiz. Toprağın altından gideriz. Dikkatli izle kardeşim. Ön ayakları yere koy. Arkadakileri de böyle. Şimdi benim gibi yürümeye başla. Aferin. İşte böyle. Freko, neredesin? Bebi, kardeşim. Acaba saklambaç mı oynuyor? Bebi. Bebi. Boyo, kardeşin nerede? Anneciğim, Bebi'ye emeklemeyi öğretince... Emeklemek mi? Boyo, evladım, sen ne yaptın böyle? Düşündüm ki ev sallanınca kaçabilir belki. Boyocuğum, bir köstebeği emeklemesini öğretirsen ne olur yavrucuğum? Hah, söyle annene. Fifi. Emeklemiş olur. Yolları bilmediği için yer altında kaybolur. Nasıl bulacağız şimdi kardeşinizi? Bebi mi kayboldu? Boyo ona emeklemeyi öğretmiş. Fazla uzağa gitmiş olamaz. Hep birlikte çıkıp arayalım. Bebi, kardeşim, neredesin? Hiçbir yerde yok. Bebi kayboldu. Yolda bunu buldum. Ben geldim. Kösteballım. Hı? Hı? Neyiniz var benim biricik ailem? Bebi kayboldu. Ha? Çok güzel bir odam var, yaşasın. Burası çok güzel, çok mutluyum. Sakın uzaklaşma, daha etrafı tanımıyorsun canım. Peki anneciğim. Sakın bahçeme geçeyim deme. Ha? Bu çizginin arkası tamamen benim. Tamam mı? Tamam. Peki pencereme neden domates attın? Tam isabet. Korktun mu? Ben de böyle hoş geldin diyorum. Biz buraya yeni taşındık. Benim adım Pelin. Seninki ne? Korkusuz Caner. Ah! Yok. Gülme. Gülmüyorum. Kimse bana gülemez. Yine görüşeceğiz. Allah Allah. Hey! Hı? Sana bahçeme girme demiştim. Girmedim. Yerde küçücük bir şey vardı. Ben de onu takip ettim. Küçücük bir hayvan. Tabii. Benim arazimde canlı sinek bile olmaz. Ama vardı, gördüm. Olamaz. Olur. Olmaz. Olur. Olmaz. Olur. Olmaz dediysem olmaz. Kafana domates yemek istemiyorsan olmaz. Git buradan. Ama... Hemen. Of. Annene gördüm biliyor musun? Küçücük bir hayvan gördüm. Ağzında emziği vardı. Emziği mi vardı? Caner bana inanmadı. Canım, sen yolda yoruldun galiba ha? Hadi odana çık ve dinlen birazcık. Yorgun değilim. Minicik bebek de diyorum. Sen de bana inanmıyorsun. Odana çık sen tatlım. Yemek hazır olunca ben seni çağırırım, inersin.